Snowy Marketlerinin ve Etwire'ın sunduğu Cemil Kaya Show başlıyor. Gözlerine baktım, gönlü güzel,
gözleri gülen güzel sevgilim. Bu yalan dünyada ben seni öyle çok sevdim ki, benim sevdiğim kadar sen de sevdin. Bu dünyada ebediyede, ebediyede gülsün gözleri, gülsün gözleri, gülsün gözleri. Her zaman gülsün gözlerin ilk albümümüzde olan bir eserimizdi. Bunu da yine söz ve müziği bana ait olan güzel bir eser. Arkadaşlar ses ısınmadan bizi doğadan falan okutmayın ya. Yani daha ses ısınmadı ya lütfen yani. Hani okuyoruz doğru ya, mi okuyoruz diye. Aytekin Hoca senin işin bu, anlaşıldı. Öyle mi oldu? Yani ses ısınmadan doğadan okutulmaz yani. Hani yani de çıkıyoruz gökyüzüne okur arkadaşlar. Evet Sadakimize bir alkış alalım. Evet ekranları başında bizleri izleyen siz değerli gönül dostlarım ve stüdyoda yine bu akşam bizleri yalnız bırakmayan birbirinden değerli konuklarımız başta hanımefendiler olmak üzere. Hanımefendiler, beyefendiler hepiniz Cemil Kayaşoğlu hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Evet değerli dostlar Cemil Kayaşoğlu'da Yıldızlar Geçidi devam ediyor. Bu hafta da yine güzel bir sanatçı dostumuz arkadaşımız var. Evet sizler sabırsızlanıyorsunuz, onu davet etmemi bekliyorsunuz. Tabii siz ekranlar başı, stüdyodaki dostlarımız, yalnız hanımlardan korkan alkışlamasın ona göre. Maçolar alkışlasın, light'lar alkışlamasın yani. Maşallah yani çocuk da Allah versin yani oynuyor ya, oynatıyor da yani. Fıkır fıkır. Tabii Türkiye'nin çok tanıdığı bir isim. Ulusal medyada da program yapan değerli dostum, meslektaşım. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Ankaralı Yasemin geliyor. Ve coşkuyor. Maşallah. Göçtün. Haydi maşallah. Murat Başkan kaldır elleri. Aşkım sen çok kurnazsın inan.
Maşallah, 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 maşallah. Teşekkürler, teşekkür Yasemin, ederim. Yasemin, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl görünüyorum? Soralım seyircilerimize, nasıl görünüyoruz? Evet, harika görünüyorsun ve sizler de öylesiniz, harikasınız. Seni gördüm, sizleri gördüm. Ben de eminim, emin olun. Çok mutlu oldum, mutlu oldum. Teşekkürler, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet. Hoş geldiniz. Bir seneden beri ha bugün geliyorum, ha yarın geliyorum. Efendime selam söyleyeyim. Evet, biliyorsun çalışmalarımız çok yoğun ve bir kere aslında söz vermiştim, gelecektim, gelemedim, ekranlardan sen duyurmuş olman lazım. Öyle bana bakma, duyurmuş olman lazım ama o zaman çok yani mecburi bir şeyim vardı, yani mecburiyetten dolayı gelemedim. Ama onun haricinde hep gelmeye çalıştık, gelemedik. Uzun zamandır biliyorsunuz ulusal kanallara da çıkmıyorum. Çünkü bir kaset yapacağım, çıkacağım. Kaset yapacağım, çıkacağım falan filan dedik. İnşallah. Ama bu sene kısmet, evet. Bu sene olacak. Evet, inşallah. Hep öyle diyoruz bana. Ben her zaman diyorum ki inşallah çıkacak, inşallah çıkacak. Ama bu sene repertuarımızı, her şeyimizi hazırladık. Ondan sonra şu an işte böyle yeni yeni atılımını yaptık. Hayırlısı olsun bakalım, bilmiyorum. Daha ne zaman çıkar da. Karar vermedik ama inşallah. Stüdyo Cemil Kaya prodüksiyon da olabilir yani ileride. Diyorsun. Aha, bilmiyorum biz gerçekten. Biz senin şöyle hemen fıkır fıkır bir eser daha almak istiyoruz. Ben değil, seyirciler istiyor. Evet, o zaman. Ne geliyor? Oynatıyoruz mu gene? Bilmiyorum, ne geliyor? Sürpriz gelsin. Sürpriz gelsin. Gel hocam bakayım. Evet, alkışlar güçlü gelsin. Koştun. Sakın darılma, barlara gülüm, barlara düşme sakın.
Şükürler, ne yaptın sen? Düşüreceksin beni az kalsın. Çekiştirdim, düşüyordum az kala. Ateşle yan yana durmaz diye kızım. Yani ben oturdum oraya yani. Eyvah. Hani şey yani. Ha ben geldim ki yanına. Öyle bir şey derler ya hani. Az kala düşürüyordu beni gördüğünüz üzere. Ben sen elimizden tutarım ya. Düşürürüm. Tutardın diyorsun. Evet. Hı-hı. Çok güzel. Bu arada ortam çok güzel ya. Çok beğendim gerçekten de. Hepiniz eğlenmeyi çok seviyorsunuz. Ben anladığım kadarıyla burada onu görüyorum. Hem de nasıl? Hem de nasıl? Bak şurada bir esmer çocuk var yani. Adamın ziller cebinden eksik olmuyor. Sen bunu programına da çıkar. Evet, fark ettim ben onu. Biraz önce gördüm. Ya çok ziller güzel. Atlayacak adam dedim. Dur ya, aman yani gelme. Yani geçen hafta görecektin. Bizim Ankara'da bir arkadaşımız vardı. Tutamadık adamı ya. Dedi içindeki sanat aşkına nalet olsun. Tutamıyorum kendimi. Cemil Bey dedi ya. Evet, insan. Şimdi zapt ediyorum ama ilerleyen dakikalarda atlayabilir. Bak nasıl kıvırıyor yani, bir gör. Atlıyor mu her hafta? Her hafta atlıyor musun? Felaket. İzin veriyorsun yani. Atla gel. Tabii yani kıramıyorum ya. Çocuk şimdi gönlümün sultanını bulamıyorum diye, ama bak buna göz koyma, ona göre ben varım burada. Yani hani. Şaka yapıyoruz. Ama şimdi bir de söylüyorsun da ciddi falan zannederler. Nereden bileyim? Belki nişanlım falan vardır. Belki. Değil mi ama? Tabii ya. Tabii vardır. Vardır. Yanlış anlaşılması senin yüzünden. Cemil'i çok seviyorum. Cemil benim arkadaşım. Aynı zamanda dışarıda kankayız yani. Çok iyiyiz birbirimizle de. O yüzden biraz önce de söylediğim gibi çok uzun zaman oldu ve ben kanallara çıkmıyorum, sadece kendi programım haricinde. Yani programa çıkıyorum. Onun haricinde bir programa katılmıyorum. Ama Cemil o kadar çok rica etti, o kadar rica etti ki o benim kıramadı arkadaşım beni olduğu için, evet, onu kıramadım ve bugün burada sizlerle beraberim. Thank you. Teşekkür ediyoruz bizi kırmadığın için, bizim sevenlerimizi kırmadığın için. Çünkü bizim sevenlerimiz de sizi seviyor Yasemin Hanım. Rica aşkım ediyorum. Aslında oturmasak, ben hiç oturmayı sevmiyorum efendim. Nasıl bir şeydir ya? Gerçekten ben ben annem falan evde ailemle falan böyle konuşuyoruz ara sıra. Diyorum ki herhalde ben diyorum hiperaktif bir çocuğum. Ve hiç oturmayı sevmiyorum. Hangi programa gidiyorum? Lütfen oturabilir misiniz? Ya oturmasam olmaz ya mı? Aslında ben koltukların etrafında dolaşırım. Gel yanıma gel. Hayır, sen söyle, ben arkada oynarım, sorun değil. Yasemin'le aslında bir programa başlayacaktı, kısmet olmadı ama ileriki günlerde inşallah, ileriki yıllarda olabilir belki. İleriki yıllarda, artık şu anda biliyorsun ki sözleşmem var. Uzun bir zaman böyle bu sözleşmeyle idare edeceğiz ama tabii neden tabii olmasın. Tabii bizi birlikte görmek isteyen kanal yöneticilerine de, farklı kanallarda da teşekkür ediyoruz. 2 yıl üst üste ciddi teklif aldık Ankaralı Yasemin ve Cemil Kaya olarak. Olmadı, şartlar uyuşmadı ama inşallah bundan sonra kader, kısmet, nasip. Evet, Cem'in sözleşmesini bitirince, ben sözleşmesini bitirince. İkimizin de sözleşmesi bitince bakacağız ya. Olabilir, neden olmasın? Değil mi? Nasıl peki, böyle güzel duruyor mu? Yakışıyor mu bize? Ekranlarda. Ben de bakabilsem, monitör yanlış yere bakıyor. Sen bayağı kilo vermişsin maşallah, çıtırt olmuşsun ya. Evet, böyle söylüyorlar. Uzun geçtikçe gözüme hep güzel görünmeye başladı. Zaten güzelsin. Teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Senin güzelliğin. Bir midemde rahatsızlık vardı. Bir hastalık var. Geçmiş. Ve o yüzden evet, biraz daha yiyeceklerime dikkat etmek zorundayım. Mesela çikolata yemiyorum artık, yasak. Maşallah. Doktorlar yasakladı. En güzel şeyi de yasakladılar bana yalnız. Çikolata yiyemiyorum artık, çok seviyordum. Ama yiyemiyorum ve sadece çikolata değil, et yemiyorum artık. Et de yemiyorum. Eyvah. Dünyanın en güzel şeyinden mahrum yaşıyorum. Eyvah, mahrum. Eyvah. Gerçekten. Ah. Ve kırmızı et B12 açısından çok çok zenginmiş. Ve kırmızı ette bulunan B12 vitamini hiçbir şeyde de bulunmuyormuş. Sadece takviye olarak alabilirsiniz dışarıdan. Yani ilaç olarak alınabiliyor. Ve ben kırmızı et yemiyorum. B12'den yoksunum. Gerçekten de çok da ciddi anlamda önemli bir vitamin yani. O yüzden öyle biraz zayıf oldum herhalde. Maşallah, iyi. Teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Alkışlamaya gerek yok. Ellerinizi çarpsanız yeter. Cemil, biraz daha dursam Yasemin'ciğim aşık oldum falan diyeceksin. Yani beni tanımasan. Beni tanımasa efendim. Yani çok uzun zamandır tanımasa, arkadaşım falan, kankam falan olmasa, Yasemin biraz da övmeye devam ederse, aşığım falan, aşığım ölüyorum falan diyecek. Programın sonunda da orada bir evlenme teklif olurum artık. Arkadaş. Ne okuyoruz? Bilmem, ne okuyalım?
Dayadım sırtımı yamaçlarına. Gönlüm sevdalandı bakışlarına. Kız beni götürsün de senin yanına. Derdimin dermanı olasan da Hüseyin Duman sana gelsin bu eser. Gönlüm sevdalandı bakışlarına. Beni götürsünler yarın yanına. Derdimin dermanı olasan da. Beni götürsünler gönlümde sevdamsın. Derdime dermansın. Gönlümde sevdamsın. Beni sen anlarsın. Gönlümde sevdamsın. Gönlüm sevdalandı, bir yere düştü. Nice koç yiğitler toprağa düştü. Derdimin dermanı olasan da. Nice koç yiğitler
gönlümde sevdamsın. Sen anlarsın, gönlümde sevdamsın. Derdime dermansın, gönlümde sevdamsın. Beni sen anlarsın. Aşkıma fermansın dağlar o. Çok güzeldi gerçekten. Yasemin harika. Senin için okudum bu eseri. Çok teşekkür ediyorum. O arada da böyle bir arada bir şey yaptı gördük hepimiz. Ben dahil olmak üzere herkes gördü. Ekranları başında bulunanlar da kesin görmüşlerdir. Neyi gördü? Gördük. Neyi gördün? Ne gördük? Ne kötü ölü gördün benden. Ömrüm vazgeçmem senden. Aşkınla ben yanıyorum. Kabahatımı söylesen. Ne kötü ölü gördün benden. Ölürüm vazgeçmem senden. Aşkınla ben ölüyorum. Özür dilemiyorum senden. Yıllarca seni bekledim. Yaktın sevgilim sen beni. Aşkınla ben yaşıyorum. Neden? Neden terk ettin sen beni? Neden? Neden? Aşkınla ben ölüyorum. Neden terk ettin sen beni? Yıllarca seni bekledim. Yaktın sevgilim sen beni. Aşkınla ben yanıyorum. Neden terk ettin sen beni? Kötünü gördün benden. Ölürüm vazgeçmem senden. Aşkınla ben ölüyorum. Özür dilemiyorum senden. Ne kötünü gördün benden. Ölürüm vazgeçmem senden. Aşkınla ben yanıyorum. Özür dilemiyorum senden. Harikasın, harika. Alttan ses geldi mi? Duyamadım ben. Harikasın gerçekten. Ağzına yüreğine sağlık. Vallahi bugün bizi Cemil aşkla ilgili şarkılara boğar boğar durur. Artık biz deryalarda yüzer yüzer. Sen oğlun aşkımı dünya biliyor. Yani buradakiler de bilsin artık. Dünya ya. Biliyor. Ya bari böyle söyleyip de beni. Bak gel.
Tamam, dilin tutulmasına gerek yok. Dilim aşkım tutuldum. Rahat ol ya, rahat ol, tamam. Yani beni görünce heyecanlanma. Söyleyemem. Benim nişanlım da benim nişanımı atacak. Vallahi yüzüğü falan takmadık daha yani, onu söyleyeyim. Ben evime gitmemeyeyim. Telefonumu açmayacağım zaten. Kapatacağım buradan. Senin yüzünden. Senin yüzünden. Söylemeyeceğim artık. Ay pardon, gel, ağzımı da açmayacağım. Gel yanıma. Ne söylüyorum, ona uygun bir şarkı mutlaka buluyorsunuz yani. Reklama gidiyoruz biz. Gayet hadi bir reklam Ahmet abi. Snowy marketlerinin ve Etwire'ın sunduğu Cemil Kaya Show devam edecek. Bugün sizlere şu gördüğünüz muhteşem ürünü anlatacağız. Biz ona muhteşem diyoruz. Niye diyoruz biliyor musunuz? Vücudunuzdaki bütün tüylerden sadece 5 dakikada kurtulmak ister misiniz? Ağrı yok, sızı yok, ameliyat yok, kanama yok, bekleme yok. Sadece 5 dakikada gördüğünüz güzel ürünle vücudunuzdaki bütün tüylerden kurtulacaksınız. 69 liraya kargo ve KDV bedeli ödemeden kapınıza kadar gelecek bu ürünle sizler de muhteşem bir görüntüye sahip olacaksınız. Ama biraz ürünümüzden bahsedelim değil mi? Evet, bence de Ertan Bey. Tamamen bir epilasyon ürünü niteliğindedir. Çünkü sadece tüylerinizi dökmekte kalmıyor. Bunun yanı sıra çok kısa bir zamanda düzenli bir kullanım sonucunda bütün tüylerinizden tamamen arınmanıza ve bir daha hiç çıkmamasına katkı sağlıyor. Evet. Yani bu anlamda şu anda piyasada satışta bulunan 600-700 liralık ürünlerin yanında onlarla kıyaslanacak olursa çok çok uygun bir fiyatla size geliyor. Biraz önce Ertan Bey'in de söylediği gibi normalde bu 89 liraya satılan bir ürün. Ama biz Mavi Karadeniz TV izleyicileri için bunu şu anda 69 liraya arayan herkese gönderimini sağlayacağız. Yapmanız gereken tek şey 216-641-4848 numaralı telefonumuzu aramak. Uzman arkadaşlarımız orada size konuyla ilgili her türlü şekilde yardımcı olacak. Bunu nasıl kullanacağınıza gelelim. Ürünün kullanımı çok basit. Öncelikle vücudunuzda kullanacağınız bölgeyi temizlememiz gerekiyor. Kuru ve temiz bölge üzerine püskürtme yöntemiyle ürünü sıkıyoruz. İki defa püskürtmeniz yeterlidir, bir ya da iki defa. Daha sonra bir mendil yardımıyla bölgeyi temizliyoruz ve tamamen tüylerimizden arınmasına sebep oluyoruz. Hemen örnek olarak gösterelim. Evet, programa girmeden içeride önce Ertan Bey üzerinde ben denemesini yaptım. Gösterebiliyor hem musun? Koku olarak tüy dökücülerden çok farklı, güzel bir kokusu var. Hiçbir şekilde sizi rahatsız edici bir kokuya sahip değil. Özellikle Sağlık Bakanlığı tarafından izinli bir şekilde üretimi yapılan bir ürün. Bu açılardan da size çok katkı sağlayacak. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hem bayanlar hem erkekler tarafından kullanılabiliyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de bu zaten. Bu şekilde. Evet ve sizlere özellikle şunu söylüyoruz bakın. Ortalama 5 ya da 7 dakika içinde 69 liraya bütün tüylerinizden kurtulacaksınız. İçinde kimyasal hiçbir şey yok, merak etmeyin. Vücutta alerji yapmaz. Vücutta iz bırakmaz. Sadece yapmanız gereken şu. Mesela yazın denize gideceksiniz. Güzel bir görüntüye sahip olmak istiyorsunuz. Yapacağınız şey şu. Önce güzel hangi bölgeye uygulayacaksanız o bölgeyi yıkıyorsunuz. Baştan aşağı bütün bölgeye uygulayabilirsiniz. Bütün bölgeyi yıkadığınızı farz edin. Ve şu görmüş olduğunuz tüpü şöyle önce birkaç kere şöyle sallayacaksınız. Ve hangi bölgeye? Mesela kolunuza. Şöyle iki defa püskürtmeniz yeter. Ve püskürttükten sonra ortalama 5 dakika bekliyorsunuz. Nemli bir bezle siliyorsunuz. Böyle aynen sıyırtma yöntemiyle. Bakın biz içeride denedik bunu. İşte bakın benim elim aynen bu şekil oldu. Vücudunuzdaki tüylerden kurtuluyorsunuz. Artık vücudunuzdaki tüyler, kıllar koku yapmayacak. Artık ortalama 5 dakikada bütün tüylerden kurtulacaksınız. Artık kuaförde zaman harcamayacaksınız. Artık banyoda çok zaman harcamayacaksınız. Ve sadece 69 liraya alacaksınız. Ve biz bugün bu programa özel bu ürünü ilk defa çıkarttık.
Ve tanıtım amacıyla sizlere diyoruz ki şu an itibariyle 69 liraya kargo ve KDV bedeli ödemeden direkt kapınıza gelecek olan tüy dökücümüz için ilk arayan 39 kişi ikincisini bizden bedava alacak. Evet, yanlış duymadınız. Şu bir taneyi alan herkesin içinden ilk 39 kişi ikincisini bedavadan alacak ve şu iki sete sadece 69 lira ödeyecek. Kargo bedeli yok, KDV bedeli yok ve bakanlık onaylı ve hiçbir yan etkisi yok ve herkesin kullanabileceği bir ürün ve vücutta tahrip yapmıyor ve 7 dakika ya da 5 dakikada bütün istemediğiniz tüylerden kurtuluyorsunuz. Sıkın ve geçin, ya suyun altında durun ya da ıslak bir mendille şöyle sıyırın. Hangi bölgeye uygulamak istiyorsanız uygulayın. Sadece sizlere şunu diyoruz: temiz bir görüntüye sahip olun, güzel bir görüntüye sahip olun. Fazla zaman harcamayın, fazla para harcamayın. Bu teknolojik imkanlardan mutlaka faydalanın. Özellikle tekrar ediyorum, biz buradan gittikten sonra eminiz ki şu an telefonlar çalmaya başlamıştır. İlk 39 kişi arasına giren herkes ikinci tüpü bedavadan alacak ve toplamda 4 aylık ürünü 69 liraya getirmiş olacak. 0216 641 48 48 numaralı telefonlardan bizler telefonlarınızı bekliyoruz. Çavuşoğlu Yemenler'den 4 dörtlük kampanya. Banka yok, faiz yok, kefil yok, ara ödeme yok. Havaalanına, Formula 1 pistine, üniversite hastanesine, AVM'lere 4 dakika mesafede, çok uygun fiyatla lüks, yeni bitmiş daireler ve sınırlı sayıda iş yerleri. 60 aydan 72 aya kadar sabit taksit seçeneklerini kaçırmayın. Evinizi seçin, peşinat ve taksitlerinizi kendiniz belirleyin. 1200 aileyi daire sahibi yapan Çavuşoğlu Yemenler güvencesiyle siz de bir daire sahibi olun. Bilgi için 216-493-2362, 532-355-7101, çavuşoğluyemenler.com. İstanbul Pendik'te yükselen değer. Çavuşoğlu Yemenler. Sigara içenler, sigaradan nefret edenler, sigarayı bırakmak isteyenler, ne yapsam da bırakamıyorum diyenler, işte tam Nikoson size göre, çünkü tamamen bitkisel, hiçbir yan etkisi yok. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan onaylı bir ürün. Bakın, bir ilaç değil, bir gıda takviyesi Nikoson. İçindeki şifalı bitki özleri daha ilk kullanımdan itibaren sizin kanınıza karışarak kanın içindeki nikotinleri temizliyor ve sizin içinizdeki sigara içme isteğini öldürüyor. Bunu da yaparken başınızı döndürmeden, midenizi bulandırtmadan yapıyor. Nikoson içindeki bitki özleri sayesinde sizin hem içinizdeki sigara içme isteğini öldürecek, hem de sizin sigarayı stressiz ve rahat bir şekilde bırakmanızı sağlayacak. Şık bir kutu içinde 2 tablet halinde 60 kapsül gelecek. 60 kapsülden canınız her sigara çektiğinde sigara içmeden önce dilinizin üstüne bir tane koyuyorsunuz. 2-3 dakika emiyorsunuz. Ondan sonra çiğneyip yutuyorsunuz. Yapmanız gereken şey sadece bu. Sigarayı bırakmak bu kadar kolay. Gün içinde 3 tane, 5 tane, 7 tane doya doya kullanın. 60 tane kapsül gönderiyoruz size ve 5 ya da 10 güne kalmaz sigarayı bırakacaksınız efendim. Sigarayı bırakmanın tabii ki birinci şartı bunu önce beyinde istemektir. Beyinde bırakmayı istedikten sonra bir vesile arayanlar için Nikoson harika bir ürün. Fiyatı 59 liradır. 59 liralık bedel karşılığında 216 alan koduyla 641 48 48 numaralı telefonlardan sizlere göndereceğiz. Burada 15-20 kişilik bir ekip size sigarayı bıraktırabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ürün burada verdiğiniz siparişten kapınıza gelen kısma kadar ki bütün ayarlamaları yapıyor. Şu andan itibaren reklamımız bitene kadar bizleri arayan herkese biz gönderdiğimiz ürünün kargo bedelini kendi cebimizden ödeyeceğiz. Size yansıtmayacağız. Olduğunuz yerin yakınlığının ya da uzaklığının önemi yok. Sadece ürünün gelmesini bekleyin. Gönderdiğimiz ürünün kargo bedelini biz kendi cebimizden ödeyeceğiz. Hatta bunu yaparken ürünün KDV bedelini de biz kendimiz ödeyeceğiz. O %8'lik KDV bedeline siz karışmayacaksınız. Dediğim gibi reklamımız bitene kadar arayanları hediyelerle boğmaya devam ediyoruz. Sırf siz sigarayı bırakın diye
azıcık elma, gönül alma misali şöyle göstermek istiyorum. Bir tane balgam söktürücü macun yanında hediye veriyoruz. Bu macundan da göğsünüzde birikmiş olan balgamı hızlı bir şekilde atacaksınız. Kanınız temizlenecek ve sigaranın o asabilik haline son vereceksiniz. Sigarayı bıraktınız. Göğsünüzdeki balgamı dağıttınız. Artık yediğinizden içtiğinizden de tat almaya başladınız. Ama sigaradan dolayı o sapsarı olan dişleriniz sizi kötü bir görüntü veriyor. İşte o sararmış olan dişleriniz bembeyaz olsun diye bizler bir tane de hediye olarak bir diş pastası veriyoruz. Bu diş pastasıyla da dişlerinizi fırçaladığınız zaman dişleriniz bembeyaz olacak. Reklamımız bitene kadar arayanlara da bunları hediye veriyoruz. 216 alan koduyla 641 48 48 numaralı telefonlardan 59 liralık Nikoson için bizi arayan herkese reklamımız bitene kadar kargo bedeli ödetmeden, KDV bedeli ödetmeden yanında zencefil karışımlı macun ve diş pastasıyla beraber yanında hediye olarak göndereceğiz. 216 alan koduyla 641 48 48 numaralı telefonlardan telefonlarınızı bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. İşte fırsat, işte imkan. Akyapı Gayrimenkul'den 24 ay vadeli arsalar. İster konut, ister fabrika, ister yatırım için. Akyapı Gayrimenkul'den imarlı, ifrazlı arsalar sizleri bekliyor. 0212 424 5126 Sefaköy, İstanbul. www.akyapigayrimenkul.com.tr. Aradığınız kalite ve hizmetse Etwire olarak doğru adrestesiniz. Paslanmaz çelik, demir, bakır, pirinç, otomat çelik malzemeleri, kare, dikdörtgen, D profil, yassı tel ve dilme olarak istenilen norm, tolerans ve kalitede soğuk şekillendirmek bizim işimiz. Türkiye distribütörü olduğumuz Avrupa menşeili, Wegener marka 1. sınıf patentli yaylı çelik teller, Bender sert metal haddeleri, kren çelik kesicileri ve otomobil cam çıkarma telleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0212 651 95 www.et-wire.com. 1985 yılından günümüze çeyrek asırdır. Perakende sektöründe önemli rol oynayan Snorri Ulu Kardeşler, çalışanları ve çözüm ortaklarına vermiş olduğu değeri sürekli üst seviyede tutmaktadır. Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve İstanbul Perakendeciler Derneği üyesi olan Snorri Ulu Kardeşler, 5000 metrekare lojistik merkezi, Avrupa yakasında 8, Anadolu yakasında 4 olmak üzere toplamda 10.000 metrekare olan 12 şubesi ve 360 çalışanıyla organize perakendeye değer katmaya devam etmektedir. Daha fazlası için Snorri Ulu Kardeşler www.snorrimarket.com iletişim@snorrimarket.com. Nişan eden beni perişan eden kok izun sebebine geçmem gümüşan eden. Tüm fadimelere yufka attiler bana, ben nasim uşağıydım muska yaptiler bana. Araladım perdeyi seyrettim dışarıyı. Ayrıldım çaykaradan döndüm baktım geriye, böyle ayrılıkları Mevlam başa vermeye. Düzine el madali salladım. Eşik düz yasar, kollarını basar. Koronoyla mi yanı köyün mutlarını asar. Çıtı pıtı giyelim güzel olalım, dikolara barlara sal.
kalmazsın. Paramızı turamızı harcayalım. Cüzdanda kuruş kalmazsın. Paramızı turamızı harcayalım. Güzellik bizden sorulsun. Herkese kıyak şez yapalım. Güzellik bizden sorulsun. Herkese kıyak şez yapalım. Önümüzde gelene de laf atalım. Ortalığı birbirine katalım. Önümüzde gelene de laf atalım. Ortalığı birbirine katalım. Kapalım ay dayalı da bir hoplayalım zıplayalım çıldıralım. Kapalım ay dayalı da bir hoplayalım zıplayalım çıldıralım. Çıldıralım çıldıralım. Bu gece hepimiz çıldıralım. Çıldıralım çıldıralım. Hepimiz birden çıldıralım. Çıldıralım çıldıralım. Bu gece hepimiz çıldıralım. Çıldıralım çıldıralım. Hepimiz birden çıldıralım. Maşallah, maşallah, coşkun. Çıldıralım, çıldıralım, bu gece hepimiz çıldıralım. Teşekkürler, teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu gece çıldırıyoruz. Vallahi çıldırıyoruz galiba. Öyle eğleniyoruz daha doğrusu. Aslında çıldıralımın mantığı. Hadi hep beraber çıldıralım, eğlenelim, coşalım anlamında kullanılan bir kelime olduğu için bu hepimiz eğleniyoruz. Gerçekten bu eser tutmuştu. Buna da klip çekmiştin sanırım. Evet ya, çok uzun zaman oldu. Aslında şöyle bir şey var. Bu kaset çıkalı aslında 5 sene oldu. Ya 5 sene oldu mu? Yok olmadı. 4 sene oldu. 4 sene önce yapılan bir albüm. Ama 4 senedir hala... Yani gerçekten de yok hayır yani kendi yerini koruyabiliyor. Yani iyi olan şeyler gerçekten de her zaman kulakta böyle rahatsız etmiyor, hoş gelebiliyor, yerini koruyabiliyor. Amacımız zaten ne ki her şeyden önce bir sanatçı olarak, yorumcu olarak en iyisini yapmaya çalışmak. Yani en iyisini, biz mesela sizler için en iyisini yapıyoruz. Sadece sizler en iyisini elde etmiyorsunuz. Biz de mesela her sene veya her albüm yaptığımızda bir kez daha yenisini yapabilmek, bir kez daha iyisini yapabilmek. Mesela kendi aramızda şeyimiz vardır bizim böyle bir. Acaba ben mesela kendi tarzımdaki arkadaşlarım falan bakarım. Derler ki işte atıyorum X arkadaşının kaseti çıktı. Ya öyle mi? Gerçekten mi? Ne yapmış? Hemen dinlemek istiyorum. Alırım, dinlerim, bakarım ne yapmışlar falan diye. Şimdi hepimiz birbirimize aslında bir anlamda da yarış içerisindeyiz. En iyisini yapacağız, en iyisini bulacağız. Mesela ben bu sene albümde repertuarı buldum. Gözüm gibi saklıyorum. Birisi diyor ki Yasemin'cim diyor. Söyleyebilir misin diyor. Abinin ne? Niye söyleyeyim ki sana diyorum. Bilmemelisin yani. Gözümüz gibi saklıyoruz. Gerçekten de bizim için altın değerindeler. Yani sizler için en iyisini yapabilmek adına tabii ki bunların hepsi. Ah, yolumuz gurbete düştü Yasemin. Yolumuz gurbete kesişti. Hazin hazin ağlar gönül. Ağlasın bir bakalım. Zamanları araya ayrılık girdi ama yine bugün beraberiz, mutluyuz, huzurluyuz. Allah herkese mutlu, huzurlu etsin. Bu arada geçmiş kadınlar günü vardı değil mi? Günaydın canım. Gerçek. Akşam oldu, gece yarısı. Belki, çok özür dilerim. Tabii burada biz böyle espri olsun diye kullanıyorum. Belki sen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kesin benden önce kutladın. Tabii ki, ne demek. Evet, o yüzden ben espri olsun diye söylüyorum. Sen bana... izliyorsun ekranın başında, bakıyorsun böyle. Ne söyleyeceğim, elimiz mahkum, ne yapalım yani. Ama Cemil benim Dünya Kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'mü kutladı gerçekten. Çok ince. Evet. Ya, tebrik ediyorum seni gerçekten de. Düşünebilen gerçekten bir arkadaşsın. Sadece benimkini düşündüğüne inanmıyorum. Eğer beni düşünebiliyorsan emin ol ki kesinlikle evet, herkesinkini düşünmüşsündür. Ama sen özelsin yani. Onun için ilk önce sen. Ama bu akşam ben... Alkışlar Yasemin için olsun. Espri, espri. Onu seviyorum, ona kızmayacağım. Ben de seni seviyorum Yasemin. Yani illa söylettiriyorsun bana, tamam mı ya? Yani kimse duymasın dedik, illa duyuruyorsun. Yani yarın... Hiç duymadı. Kadı kıymet bile duydu. Öyle derler de eskiler. Ay. Yolumuz gurbete düştü. Hazin hazin ağlar gönül. Araya ayrılık girdi. Garip garip ağlar gönül.
hazin hazin ağlar gönül, garip garip ağlar gönül. Hazin hazin ağlar gönül, tarihe ayrılık gibi garip garip. Hazin hazin ağlar gönül, hazin hazin ağlar gönül. Haydi makine biraz yazsın. Senin sinem yakı kederin, bu mudur senin senin sinem yakı kederin, ölürsem o. Bizi kararlısın yani. Aa, ne yapayım? Bir büyük mendil alalım da var. Şimdi bizi şu anda Sinop Boyabat'ta izleyen değerli başkanım Sayın Ramazan Ulu izler izliyor. Ramazan başkanıma da buradan selamlar olsun. Gene teyzesi Şazimend Aktaş bizleri izliyormuş. Süver Leyla'mı istemişler ilerleyen dakikalarda. Onların içinde onu okuyacağız. Buradan değerli başkanımız Sayın Ramazan Ulu'ya ve bütün dostlarına, Boyabat halkına selamlar gönderiyoruz. Gene Necmi Kandemir bizleri izliyormuş. Karabüklü değerli dostum. Bu pazar günde hem kahvaltısı hem seçimi varmış. İlerleyen dakikalarda onun derneğinin ismini de burada anons edeceğiz. Ve bütün dostlarımıza, sanatçı dostumuz Ankaralı Yasemin'e ve orada bulunan bütün seyirci konuklarımıza da selamlar gönderiyoruz demişler. Biz de değerli dostlarımıza selamlar gönderiyoruz. Ben de sevgiler gönderiyorum buradan. Selamlar gönderiyorum. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez ismi Evlere Şenlik. Ankara programı. Yasemin. Ve Ankaralı Coşkun. Birlikte sunuyorsunuz. Evet. Flash TV'de izliyorsunuz sizler değerli dostum, değerli arkadaşımı. Vallahi diyorlar ki orada çok felaket oynuyordu da bu akşam biraz oynamıyor mu yoksa seni görünce mi? Bence bu oynuyor? Senin fikrin. Bence bunu evet, sen söylüyorsun. Evet o zaman görelim. O ama zaman görelim. Evet, alkışlarla Ankaralı Yasemin geliyor. Ve coşkuyu ve burada misafirim ama. Haydi bakayım. Eller daha tempolu hep beraber. Eller havada. Haydi haydi. Kral değilsin alemde, zorunda kaçtı sayende. Kırmızı kartı gösterdin, hadi canım ikile. Kırmızı kartı gösterdin, hadi canım ikile. Son iki, üç, dört, abla şu kapıyı ör. Gitsin gözüm görmesin, bitti artık bu flört. Gitsin gözüm görmesin, bitti artık bu flört.
Haydi Burhan, çok çok güzel Yasemin, hadi. Maşallah, maşallah. Gel kardeşim, gel buraya, gel. Maşallah. Çal, çal darbukacı. Çal bakayım, bak nasıl koksuk diye bak. Abi bir kıvır şöyle, bir kıvır bak. Bak. Bak Yasemin, bak. 1, 2, 3, 4, abla şu kapıyı ört. Maşallah, maşallah. Ve coşmuyor. Yıkılıyor, yıkılıyor. Titret. Aslanım ben. Helal. Son 2, 3, 1. Teşekkür ediyoruz, teşekkür çok ediyoruz. Çok güzel, harika, harika. Görüyorsun ne yapıyor değil mi? Nasıl oynuyor? Evet, ortalığı yıkıyor, yıkıyor. Yalnız yarışmayacağız. Geçin. geçen hafta dedim ki, ya Burhan dedim, bu ne dedim? Diyor ki, abi diyor, Ankaralıların müzik tarzının kıvırması farklı, bu da Sinop müziğinin kıvırması diyor. Evet, Sinoplular farklı oynuyor, Kastamonu farklı oynuyor. Kastamonu'da göbek, ben öğrendim Kastamonu'yu. Öğrendim, bizim şeyler var ya, köçekler var ya, onlardan öğrendim göbek attırmayı. O da biraz ya, Sinoplu, biraz Kastamonu, evet. Oyun alt göbeğini falan. Aman, kısa bir ara var, kısa bir aradan sonra buradayız. Bir dakika. Snowy marketlerinin ve Etwire'ın sunduğu Cemil Kaya Show devam edecek. Bal Deresi'nin bugün o güzel ballarından sizlere kavanoz kavanoz göndereceğiz. Ağız tadıyla yiyeceksiniz. Çünkü 110 TL'ye bir kavanozunu verdiğimiz Bal Deresi'nin o güzel ballarından bugün size bir kavanoz fiyatına bir değil, iki değil, üç hiç değil, dört de değil. Dört de değil. Dört buçuk da değil. Dört buçuk da değil. Tamı tamına dolu dolu beş kavanoz, 110 TL'ye bir kavanozunu verdiğimiz Bal Deresi'nin o güzel ballarından dolu dolu 5 kavanoz vereceğiz. 7 bölgeye 81 ile ücretsiz kargoyla vereceğiz. Ve ücretsiz kargoyla verirken sizlerden ekstra bir ücret talep etmeyeceğiz. Sizlere neden bal diyoruz onu da söylemek istiyorum. Evet. Sizlere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı bir bal gönderiyoruz. Türk Gıda Kodeksi'ne uygun bir bal gönderiyoruz ve Türk Gıda Kodeksi'ndeki bal tebliğine uygun bir bal gönderiyoruz. Evet. Ve gönderdiğimiz bal da Türkiye'de 2011 yılında Tüketici Akademileri Zirve Ödülünü almış. Yine Türkiye'de 2011 yılında 3. Avrupa Birliği Kalite Ödülünü almış. Evet. Yani zaten bunlar balın ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Bizler sizin içinizdeki endişeleri anlıyoruz. Ama korkmayın, artık Bal Deresi var. Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en güzel ballarını sofralarınıza kadar arada aracı olmadan, arada tüccar olmadan 128 ayrı noktadan getiriyoruz. Ve Bal Deresi 128 ayrı noktadan getirdiği bu ballardan sizlere sofranıza kadar ulaştırıyor. Evet. Ulaştırırken İstanbul de, içine 3 gün içerisinde, İstanbul tabii, dışına bir hafta, bir hafta içerisinde ulaştırıyoruz. Hiçbir kargo ücreti de ödemeden. Evet. Bir de şunu demek istiyorum. Eskiden derlerdi ki, ya hiç bu işten zarar etmiyor musunuz? Bakın, demin de söyledim ya, o 128 tane üretim çiftliğinden alınan ballar arada aracı olmadan direkt sofralarımıza kadar geliyor. Ve bu doğal besini, bu enerji veren besini herkes yesin diye, ama herkes yesin diye biz bir kavanozdan 3 lira, 5 lira, 7 lira kazanıyoruz. Evet. Ama bütün genele yayıyoruz. Mutlaka bal, hayatınızdan bir günde bir dakikanızı ayırın ve sadece bir iki kaşık bal. Bizler sizlere daha faydalı olabilmek için, farkımız olsun diye, bakın, size daha iyi hizmet edelim diye, bizleri 0216 641 48 48 numaralı telefonlardan tanıtıcı reklamımız bitene kadar aramanız durumunda dolu dolu 5 kavanoz bal gönderiyoruz. 110 TL bedel karşılığında gönderiyoruz. Evet. O halde 0216
641-48-48 numaralı telefonlardan telefonlarınızı bekliyoruz diyorum. Ve ben başta size, daha sonra bizi izleyen izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Canı duk arkadaşlar sever duk ödesiye. Unutulmaz o günler saklı durlar maziye. Yaşarım dertli dertli dertler derdu mekli. Mecnun ile beni ellere. Dido, dido nana dido, dido nana dido, dido nani da. Duman geldi kapattı kadırganın başını. Mendil da silmez oldu da gözlerim o yaşını. Helal olsun Aydın Akı. Bilsem kerim an, şarkılar eskirde, sözler eskirde. Bilsen eskimesin benim gönlümde. Daş ne sevdalar kaldı geride. Bilsen eskimesin, bilsem kerim an. Bilsen eskimesin, bilsem kerim an. Şimdi. Sen de
geçtim bir sen Kerim an. Sözler yollar şehir eksik olsa da bir sen eski mesin, bir sen Kerim an. Bir sen eski mesin, bir sen Kerim an. Değişmiş bir din bütün insanlar. Bir sen Kerim an, bir sen değişmedin, bir sen Kerim an. Geçse de aradan seneler yıllar, herkes değişir de Yasemin, bir tek sen değişmedin benim gönlümde ya. Vallahi gerçekten öyle. Gerçek bir dostsun sen yani, onu söyleyeyim. Teşekkür ediyorum, sağ ol. İyi bir arkadaş, iyi bir dostsun yani. Gerçekten çok harika bir parça, çok güzel bir parça. Yani insanı alıp böyle çok ilerlere mi götürüyor? Beni ilerlere götürüyor. Belki çoğumuzu geriye götürüyor ama ben ileri gittiğim zaman acaba ben geçmişte kime Keriman şarkısını söyleyeceğim falan diye düşünüyorum. Ay ay. Nasıl bir mantık? Albüm ismi var. Albüm ismi genç olacak albümde. Gül diye tuttuğum o nazik eller dikenmiş meğer. Eyvah eyvah. Vallahi. Yani söyleyene değil söylediğine tuttuğum eller ısırgan çıkıyor bir an. Abi yeter, çalan da parçayı yeter ya. Ne oldu? Çalmazlar olmaz. Mixi bitti mi? Bitmek üzere. Mix bitti. Yani ben aslında şunu stüdyo aşamasında falan filan olsan tamam da mix aşamasına geldiyse olay mix, mastering hemen piyasada aslında senindir o parça. Artık kim çalarsa çalsın, çalamazsın. Bir imkanı yok. Sevgi yalan, dostluk yalan. Melek görünüyor insan. Sevgi yalan, dostluk yalan. Melek görünüyor insan. Gül diye tuttum eller, ısırgan çıkıyor bir an. Gül diye tuttum eller, sırdan çıkıyor bir an. Ya ben geç geldim dünyaya, ya da benim değil dünya. Sevgi eksiğim yollarda, diken çıkıyor karşıma. Ya ben geç geldim dünyaya, ya da benim değil dünya. Sevgi eksiğim yollarda, diken çıkıyor karşıma. Ey sevdiğim, ey sevdalım, ey canımın içi. Seni öyle çok sevdim ki, senin gönül tarlana gül ektim sanmıştım ama dikenmiş, diken ekmişim meğer. Ben seni öyle çok sevdim ki, ben sana öyle sevdalandım ki, bunu nasıl söyleyeceğimi bile bilemedim. Ben seni nasıl seveceğimi bile bilemedim, anlayamadım. Ben seni öyle çok sevdim ama o gül ektiğim gönül tarlasında ısırgan büyütmüşüm, diken büyütmüşüm meğer. Vay, vay yalan dünya vay. Sen de böyle geldin, sen de böyle gidiyorsun. Gönül sevda, gönül sevda, gönül sevda. Görmez olur gören gözler.
şeye değişmezdim. Bana dünyayı verseydin. Canımın içi, gözümün nuru. Sana sevdamı, sana olan sevdamı dağlara taşlara yazdım ama sen benim gönül sevdama, sen benim gönül sevdama diken ektin, diken ektin sen benim gönül sevdama, benim sevdama, benim sevgime layık olamadın. Gül ektiğim gönül tarlasında meğerse, meğerse ısırgan büyütmüşüm, ısırgan büyütmüşüm. Hay. Eyvallah. Evet, bu da çıkacak yine albümümüzün. Vallahi güzelmiş. Ben çok parçası. Beğendim. Ben de ilk defa dinliyorum. Nasip kısmet olmadı stüdyoya gelebilmek. Tabii seninle beraber çalışmalarına katılabilmek ama... İlk defa bir dinliyorum. Çok güzel. Şiiri de var mı içerisinde var, böyle? Var. Çok var. Güzel. Çok hoştu gerçekten. Allah bahtını açık etsin. Ne diyelim Cemil? Teşekkür ederim. Belli mi çıkacağı firma? Sevgilimin firması var ama onu da çıkartmayı düşünüyorum açıkçası. Yani teklifler de var. Çok teklifler de ediyorlar ama hani kısmet ya. Sevgili arkadaşım. Evet. Kısmet yani. İnşallah yani. Baht açık olsun. Ne diyeyim, öyle değil mi efendim? Beğendik mi diye ben sorayım bari. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Bir an gerçekten senin için çok korktum. Dedim ki Cemil herhalde dedim söylerken de ağlar artık yani. Bir gözlerine bir ara bir baktım böyle yaşardı falan gerçekten de. Senin de gözlerin dolduğunu hissettim ama kendimi tutmaya çalıştım. Yok, bana bu akşam da kesinlikle bu akşam buradan Cemil'i dövmeden gitmeyeceğim efendim. Yapayım mı? Yapmayayım değil mi? Ana, ama böyle devam edersin. Yani açıklayalım artık istersen. Sen nasıl ağırlıyorsun beni? Nasıl ağırlıyorsun? Ben nasıl misafirim burada? Sen güzel misafirsin. Program çok senin zaten yani. Hiç onun çok teşekkür ederim. Bu ayrı bir mevzu da tabii ki. Ne bileyim yani. Fazla oturdun sen, anlaşıldı. Evet, alkışlar Ankara Yasemin için. Ayrı. Şu çubuk ovasına su doldur akısına, yeter ki alem olsun acımaz parasına, yeter ki alem olsun acımaz parasına. Ocağın yansın çubuk, dumanın tütsün çubuk. Ozan var seni yazdı, efeler yurdu çubuk. Ocağın yansın çubuk, dumanın tütsün çubuk. Ozan var seni yazdı, efeler yurdu doymazdım. İki duble çekince babanı tanımazdım. İki duble çekince babanı tanımazdım. Ocağın yansın çubuk, dumanın tütsün çubuk. Ozan var seni yazdı, efeler yurdu çubuk. Ocağın yansın çubuk, dumanın tütsün çubuk. Ozan var seni yazdı, efeler yurdu. Çubuk.
Ay ay. Kimin? Teşekkürler. Evet, bir daha istiyoruz. Bir daha istiyorsanız. Tamam ha. Kızları alırız şimdi, seninle oynatırız. Program gerçekten benim değil. Hem benim olsa o zaman bir şey söyleyebilirim ama ilerleyen dakikalarda belki, öyle değil mi Cemil? Kızlar gelin buraya. Oynamıyor musunuz? Beraber oynayın. Gönder gönder bir eser daha. Bir eser daha gelsin hemen, şöyle kıpır kıpır ya, böyle hareketlendik. Uçmaya hazır mıyız? Olmadı. Hazır mıyız? Göndereceğim.
sana kurban olurum da öptür yanaklarını. Çok teşekkür ediyorum. Yasemin. Herkes bu anı bekliyordu kollarını kaldırabilmek için. Gerçekten harikaydınız. Teşekkürler. Ahmet abi işaret ediyorum, ben anlamıyorum. Neymiş? Efendim reklam arasına gidiyoruz. Kısacık bir reklam arası veriyoruz. Ama biz reklamlardan sonra burada olacağız. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Snowy marketlerinin ve Etwire'ın sunduğu Cemil Kaya Show devam edecek. Tek albüm fiyatına tam 6 albüm. En sevdiğiniz sanatçıların, en sevilen ilahilerini sizler için Aşk-ı İlahi setinde bir araya getirdik. Abdurrahman Önül, Sedat Uçan, Cemal Kuru, Feyzullah Koç, Mehmet Karakuş, Mustafa Yılmaz. Denizdeki dalgada, dağlardaki kayada, adı var gönüllerde. Medine bakar Mekke'ye, gönlüm onun sevdasında. Ve daha birçok ilahinin bulunduğu Aşk-ı İlahi setini evinizde, arabanızda ve istediğiniz her yerde rahatlıkla dinleyebilirsiniz. 6 albümden oluşan bu muhteşem Aşk-ı İlahi setini herkes alsın, herkes dinlesin diye sadece 8 lira 90 kuruş. Aşk-ı İlahi setine sahip olmak için 0212 320 9090 nolu telefonumuzu 24 saat boyunca arayabilir ya da www.ilahikervanı.com adresinden siparişinizi verebilirsiniz. Çavuşoğlu Yemenler'den 4 dörtlük kampanya. Banka yok, faiz yok, kefil yok, ara ödeme yok. Havaalanına, Formula 1 pistine, üniversite hastanesine, AVM'lere 4 dakika mesafede, çok uygun fiyatla lüks, yeni bitmiş daireler ve sınırlı sayıda iş yerleri. 60 aydan 72 aya kadar sabit taksit seçeneklerini kaçırmayın. Evinizi seçin, peşinat ve taksitlerinizi kendiniz belirleyin. 1200 aileyi daire sahibi yapan Çavuşoğlu Yemenler güvencesiyle siz de bir daire sahibi olun. Bilgi için 216-493-2362, 532-355-7101, çavuşoğluyemenler.com. İstanbul Pendik'te yükselen değer. Çavuşoğlu Yemenler. Sigara içenler, sigaradan nefret edenler, sigarayı bırakmak isteyenler, ne yapsam da bırakamıyorum diyenler, işte tam Nikoson size göre, çünkü tamamen bitkisel, hiçbir yan etkisi yok. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan onaylı bir ürün. Bakın, bir ilaç değil, bir gıda takviyesi Nikoson. İçindeki şifalı bitki özleri daha ilk kullanımdan itibaren sizin kanınıza karışarak kanın içindeki nikotinleri temizliyor ve sizin içinizdeki sigara içme isteğini öldürüyor. Bunu da yaparken başınızı döndürmeden, midenizi bulandırtmadan yapıyor. Nikoson içindeki bitki özleri sayesinde sizin hem içinizdeki sigara içme isteğini öldürecek, hem de sizin sigarayı stressiz
ve rahat bir şekilde bırakmanızı sağlayacak. Şık bir kutu içinde 2 tablet halinde 60 kapsül gelecek. 60 kapsülden canınız her sigara çektiğinde sigara içmeden önce dilinizin üstüne bir tane koyuyorsunuz. 2-3 dakika emiyorsunuz. Ondan sonra çiğneyip yutuyorsunuz. Yapmanız gereken şey sadece bu. Sigarayı bırakmak bu kadar kolay. Gün içinde 3 tane, 5 tane, 7 tane doya doya kullanın. 60 tane kapsül gönderiyoruz size. Ve 5 ya da 10 güne kalmaz sigarayı bırakacaksınız efendim. Sigarayı bırakmanın tabii ki birinci şartı bunu önce beyinde istemektir. Beyinde bırakmayı istedikten sonra bir vesile arayanlar için Nikoson harika bir ürün. Fiyatı 59 liradır. 59 liralık bedel karşılığında 216 alan koduyla 641-48-48 numaralı telefonlardan sizlere göndereceğiz. Burada 15-20 kişilik bir ekip size sigarayı bıraktırabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ürün burada verdiğiniz siparişten kapınıza gelen kısma kadar ki bütün ayarlamaları yapıyor. Şu andan itibaren reklamımız bitene kadar bizleri arayan herkese biz gönderdiğimiz ürünün kargo bedelini kendi cebimizden ödeyeceğiz. Size yansıtmayacağız. Olduğunuz yerin yakınlığının ya da uzaklığının önemi yok. Sadece ürünün gelmesini bekleyin. Gönderdiğimiz ürünün kargo bedelini biz kendi cebimizden ödeyeceğiz. Hatta bunu yaparken ürünün KDV bedelini de biz kendimiz ödeyeceğiz. O %8'lik KDV bedeline siz karışmayacaksınız. Dediğim gibi reklamımız bitene kadar arayanları hediyelerle boğmaya devam ediyoruz. Sırf siz sigarayı bırakın diye azıcık elma, gönül alma misali şöyle göstermek istiyorum. Bir tane balgam söktürücü macun yanında hediye veriyoruz. Bu macundan da göğsünüzde birikmiş olan balgamı hızlı bir şekilde atacaksınız. Kanınız temizlenecek ve sigaranın o asabilik haline son vereceksiniz. Sigarayı bıraktınız. Göğsünüzdeki balgamı dağıttınız. Artık yediğinizden içtiğinizden de tat almaya başladınız. Ama sigaradan dolayı o sapsarı olan dişleriniz sizi kötü bir görüntü veriyor. İşte o sararmış olan dişleriniz bembeyaz olsun diye bizler bir tane de hediye olarak bir diş pastası veriyoruz. Bu diş pastasıyla da dişlerinizi fırçaladığınız zaman dişleriniz bembeyaz olacak. Reklamımız bitene kadar arayanlara da bunları hediye veriyoruz. 216 alan koduyla 641-48-48 numaralı telefonlardan 59 liralık Nikoson için bizi arayan herkese reklamımız bitene kadar kargo bedeli ödetmeden, KDV bedeli ödetmeden yanında zencefil karışımlı macun ve diş pastasıyla beraber yanında hediye olarak göndereceğiz. 216 alan koduyla 641-48-48 numaralı telefonlardan telefonlarınızı bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bal Deresi'nin bugün o güzel ballarından sizlere kavanoz kavanoz göndereceğiz. Ağız tadıyla yiyeceksiniz. Çünkü 110 TL'ye bir kavanozunu verdiğimiz Bal Deresi'nin o güzel ballarından bugün size bir kavanoz fiyatına bir değil, İki değil, üç hiç değil, dört de değil. Dört de değil. Dört buçuk da değil. Dört buçuk da değil. Tamı tamına dolu dolu beş kavanoz, 110 TL'ye bir kavanozunu verdiğimiz Bal Deresi'nin o güzel ballarından dolu dolu beş kavanoz vereceğiz. 7 bölgeye 81 ile ücretsiz kargoyla vereceğiz. Ve ücretsiz kargoyla verirken sizlerden ekstra bir ücret talep etmeyeceğiz. Sizlere neden bal diyoruz onu da söylemek istiyorum. Evet. Sizlere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan onaylı bir bal gönderiyoruz. Türk Gıda Kodeksine uygun bir bal gönderiyoruz ve Türk Gıda Kodeksindeki bal tebliğine uygun bir bal gönderiyoruz. Evet. Ve gönderdiğimiz bal da Türkiye'de 2011 yılında Tüketici Akademileri Zirve Ödülünü almış. Yine Türkiye'de 2011 yılında 3. Avrupa Birliği kalite ödülünü almış. Evet. Yani zaten bunlar balın ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Bizler sizin içinizdeki endişeleri anlıyoruz. Ama korkmayın, artık Bal Deresi var. Çünkü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin en güzel ballarını sofralarınıza kadar arada aracı olmadan, arada tüccar olmadan 128 ayrı noktadan getiriyoruz. Ve Bal Deresi 128 ayrı noktadan getirdiği bu ballardan sizlere sofranıza kadar ulaştırıyor. Evet.
Ulaştırırken İstanbul de... içine 3 gün içerisinde İstanbul tabii. dışına bir hafta, bir hafta içerisinde ulaştırıyoruz. Hiçbir kargo ücreti de ödemeden. Evet. Bir de şunu demek istiyorum. Eskiden derlerdi ki ya hiç bu işten zarar etmiyor musunuz? Bakın demin de söyledim ya. O 128 tane üretim çiftliğinden alınan ballar arada aracı olmadan direkt sofralarımıza kadar geliyor. Ve bu doğal besini, bu enerji veren besini herkes yesin diye, ama herkes yesin diye biz bir kavanozdan 3 lira, 5 lira, 7 lira kazanıyoruz. Evet. Ama bütün genele yayıyoruz. Mutlaka bal, hayatınızdan bir günde bir dakikanızı ayırın ve sadece bir iki kaşık bal. Bizler sizlere daha faydalı olabilmek için, farkımız olsun diye bakın. Size daha iyi hizmet edelim diye. Bizleri 0216 641 48 48 numaralı telefonlardan tanıtıcı reklamımız bitene kadar aramanız durumunda dolu dolu 5 kavanoz bal gönderiyoruz. 110 TL bedel karşılığında gönderiyoruz. Evet. O halde 0216 641 48 48 numaralı telefonlardan telefonlarınızı bekliyoruz diyorum. Ve ben başta size, daha sonra bizi izleyen izleyicilerimize çok teşekkür ederim. İşte fırsat, işte imkan. Akyapı Gayrimenkul'den 24 ay vadeli arsalar. İster konut, ister fabrika, ister yatırım için. Akyapı Gayrimenkul'den imarlı, ifrazlı arsalar sizleri bekliyor. 0212 424 51 26 Sefaköy, İstanbul. www.akyapigayrimenkul.com.tr. Aradığınız kalite ve hizmetse Etwire olarak doğru adrestesiniz. Paslanmaz çelik, demir, bakır, pirinç, otomat çelik malzemeleri, kare, dikdörtgen, D profil, yassı tel ve dilme olarak istenilen norm, tolerans ve kalitede soğuk şekillendirmek bizim işimiz. Türkiye distribütörü olduğumuz Avrupa menşeili, Wegener marka 1. sınıf patentli yaylı çelik teller, Bender sert metal haddeleri, kren çelik kesicileri ve otomobil cam çıkarma telleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0212 651 95 çift 0 www.et-wire.com. 1985 yılından günümüze çeyrek asırdır. Perakende sektöründe önemli rol oynayan Snowy Ulu Kardeşler, çalışanları ve çözüm ortaklarına vermiş olduğu değeri sürekli üst seviyede tutmaktadır. Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve İstanbul Perakendeciler Derneği üyesi olan Snowy Ulu Kardeşler, 5000 metrekare lojistik merkezi, Avrupa yakasında 8, Anadolu yakasında 4 olmak üzere toplamda 10.000 metrekare olan 12 şubesi ve 360 çalışanıyla organize perakendeye değer katmaya devam etmektedir. Daha fazlası için Snowy Ulu Kardeşler www.snowymarket.com iletişim@snowymarket.com. Nişan eden beni perişan eden, kokizun sebebine geçmem gümüşhan eden. Dum padimelere yufka attiler bana, ben nasip uşağıydım muska yaptiler bana. Araladım perdeyi, seyrettim dışarı. Ayrıldım çaykaradan, döndüm baktım geriye, boyla ayrılıkları Mevlam başa vermeye. Düzine elma dali salladım. Karadeniz'in yeni star adayı benim. Karadeniz'in yeni star adayı benim. Karadeniz'in yeni star adayı benim. Sesimi tüm dünya duysun.
helal olsun amca, helal olsun. Teşekkürler. Yukarıda teşekkür fanatiği ediyorum. Görüyor musun? Nasıl oynuyor? Bak bak. Bana mı öpücük atıyorsun, Yasemin Hanım'a mı öpücük atıyorsun? İkimize de, ikimize de. Ayrımız gayrımız yok bugün burada. Bizim ikimize... Kime? Sana atıyorum Cemil Bey'e. Hadi kıvırma, kıvırma şimdi. Hadi kıvırma. Hayırdır, niye atıyorsun Cemil Bey'e öpücüğü? Yani Yasemin Hanım'a öpücük attın da. Duyamıyorum. Duyamıyorum. Öpücük atıyor. Teşekkür babında. Teşekkür babında. Thank you. Çok teşekkürler gerçekten de. Sağ olun. Sizlerle olmak gerçekten de güzeldi. Tabii ki burada olmakta bulunmak da güzel. Elimden geldiğince her zaman böyle olmaya çalışıyorum işte. Oynatıyorsun sen ya. Evet. Vallahi. Bana kafayı oynayalım. Ne yapacağız ki ya? Üzül üzül bıktık artık. Yani ben hiç üzülmek istemiyorum. Evet. O yüzden söylüyor muyum hiç? Ağzım hep kapalı. Hiç şarkı söylemek istemiyorum. Neden? Çünkü oynamayı seviyorum. Eğlenmeyi sana yazdığım bir beste vardı. Onu repertuvar aldın mı? Ne zaman? Hayır. Nasıl alacağım? Onun müziği var mı? Onu müziğinde yapalım da var zaten. Yasemin Hanım'a hediye edelim. Bir eserimiz olsun. Tamam olur, ne demek ya. Memnuniyetle yani, eğer gerçekten de güzelse. Aldın aklım başımdan Sinop güzeli. Vay vay Sinop güzeli. 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 Aldın aklım başımdan Sinop güzeli, vay vay Sinop güzeli, Sinop güzeli, vay vay Sinop güzeli. Bu da yeni albümümüzde olan bir eser, istersen okuyabilirsin, hiç problem değil. Ya beni gördün, iştaha geldin, çatır çatır okuyorsun parçalara. Bu da yeni albümden. Sen... Efendim abimi okuyorum, kim gelsin, bir de halayımız vardı, onu da söyleyelim. Başka var mı? Var, halay da var. Aşkım, Yasemin Hanım hepsi sözlenmez. bu da halay. Bu da halay eseri okumuyorum. Yani hep okumayalım burada. Cemil, bu kadar mugallit olduğunu herkese belli etmek zorunda değilse. Gerçekten insanlar yanlış anlayacaklar. Ay, sana sağlık ayol. Bir alkış. Gözümün içine bakma, bana aşk mesajı atma. Fena olmaya başladım, beni aşka köle etme. Fena olmaya başladım, beni aşka köle etme. Oy Yasemin, oy el. Kafa karıştırma gelip, aklımı başımdan aldım. Ben de bırakmadı keyif, oy el. Ay, aklımı başımdan aldı, ben de bırakmadım. İşte al sana abi eser. Ya varsa birisi falan gidip isteyelim de bir an önce. Bir başını bağlamak lazım bunun. Efendim annesi babası. Ağlama yar, ağlama. Mavi yazma. Mavi yazma ters olar alam ciğerimi dağlamay. Mavi yazma ters olar alam ciğerimi dağlamay. Oh,
tuzağa düştüm. Gelmedin anam, bari can verem de gel. Hasta düştüm. Gelmedin anam, bari can verem de gel. Bütün annelerimiz için olsun bu dörtlüğümüzde. Bizleri ekranları başında izleyen, gurbette olan, çocuklarına kavuşamayan bütün gönül dostlarımız için olsun. Bir de değerli dostlar, bu arada bir duyurumuz var. Her ne kadar hayatta gülüp oynasak da hayatın acı gerçekleri de var. Doğduk, yaşadık ve bir gün vakti geldiği zaman öleceğiz. Yine Sinop'ta, Boyabat'ta bizim yakın köylümüz Kuşlar Mahallesi'nden, Karapınar Köyü Kuşlar Mahallesi'nden Çakır Teyfin Hakkı'nın oğlunun üzerine çalıştığı iş yerinde damper düşüyor ve Hakkın rahmetine kavuşuyor. Yarın Boyabat'ta cenazesi var. Allah rahmet eylesin. Birkaç ay önceydi herhalde. Öbür kardeşi de bir trafik kazasında Hakkın rahmetine kavuşmuştu. Allah rahmet eylesin. Geride kalan ailesine sabırlar diliyoruz. Kısa bir zamanda, 3-5 ay içinde, 6 ay içinde iki tane evladını yetirmek yürek dayanmaz. İkisi de pırıl pırıl 20-25 yaşlarında, 20 yaşlarında falandı. İki tane pırıl pırıl evladını toprağa vermek kolay değil. Allah onlara sabır versin. Şöyle diyelim, demek ki onlar Cenab-ı Allah'ın sevgili kulları, Cenab-ı Allah tarafından sevilen kullar ki onun iki tane evladını onlardan önce öbür tarafa aldı. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz, nur içinde yatsınlar. Kolay değil tabii ki, zor. Zor olduğu kadar da anlatması da zor. Ne diyelim, kader, talih, vade, alın yazısı, Allah rahmet eylesin. Geride kalan yakınlarına tekrar başsağlığı diliyoruz. Ve telefonlarla bizi arayan birçok değerli dostlarımız oldu akşamdan beri bu haberi vermek için. Yarın kısmet olursa biz de Sinop'a geliyoruz. Değerli başkanım Engin Kırmızıkül'le belki bu akşam çıkacağız ya da yarın sabah. Yarın akşam Sinop'ta olacağız. Eğer yetişebilirsek cenazeye katılmaya çalışacağız. Olmazsa da inşallah başsağlığına, kendilerine uğramaya çalışacağız değerli dostlar. Evet değerli dostlar, haftaya kısmet olursa programımızda Ülkücü Camiası'nın çok sevdiği ve Türkiye Cumhuriyeti'nde ve yurt dışında çok büyük fanatikleri olan adam gibi bir adam, dost gibi bir dost, her şarkısında, her sözünde bir mesaj olan gönül adamı, değerli dostumuz, büyük sanatçı, büyük usta, büyük yorumcu Mustafa Yıldız Doğan programımızda olacak. Mustafa abiye buradan selamlar gönderiyoruz. Biz Türkiye'nin starlarını ağırlamaya devam ediyoruz. Bu akşam Yasemin, haftaya Mustafa abi, Mustafa Yıldız Doğan. Öbür hafta gene sürprizlere açık olsun Cemil Kaya sevenleri. Değerli dostlar, Ertan'ı ben karşımda gördüğüm zaman sinirlerim tepeme çıkıyor. Çünkü niye, ben onu çok seviyorum. O bize... Ben sinirlendikçe o zeytin dalı uzatıyor ama bu akşam bal dalı uzatacak bize. Bir tanıtımımız var. Hemen bir tanıtıcı reklama girelim. Ertan Bey'i de yanıma alayım. Abi hoş geldin ama bu hoş benim tarzım buldum. Bir şey değil yani. Yo, tarzınız. Var mı tüy? Ya kardeşim, ben Çangal Ormanları'na yetiştim. Yani bunu şimdi dökecek mi bu? Döker. 5 dakikada. 5 dakikada cillop gibi bir bacağınız olacak. Ertan, bak beni canlı yayında fırça attırma. Benim kimlikte Cemil Kaya yazıyor. Cemile Kaya yazmıyor yani. Evet. Ona dikkat et yani. Evet. Tamam mı? Hani bunu bayanlar kullanıyor genelde. Hayır. Değil mi? Bayanlar ve erkekler. Kimileri... Kardeşim, erkek niye kullansın ya bunu? Erkek niye kullanır ki? Şimdi şuradaki kıl.
Şuradan çıkarsa... Sen bana kıl mı diyorsun şimdi yani? Yok. Kıldan bir muhabbet yapıyoruz ama size kıl demiyorum. Teşekkür ederim. Muhabbet kıldan. Yapacak bir şey yok. Muhabbet kıldan. Evet. Tabii o işin şakası esprisi ama yaza giriyoruz. Biliyorsunuz sizin programınızda da olsun, bütün burada Mavi Karadeniz'de olan programlarda devamlı değişik ürünler getiriyoruz. Ve getirirken söylediğimiz bir şey var. Her hafta değişik bir ürün getireceğiz. Ve biz yaza girince insanlar ne yapar? Zayıflamak ister, tüylerini dökmek ister. Bizler de tüy dökücü getirdik. Ve değişik bir şey. Hayırlı olsun. İlk defa. Lazım olana hayırlı olsun. Evet. İlk defa hem bayanların hem erkeklerin beraber kullandığı bir tüy dökücü bu. Sadece bayan ya da sadece erkek. Abi benim programda bayanlar alsın. Yani biraz dokunuyor bana yani kardeş, kusura bakma. Ben kullandım işte. Senin ismin neydi? Neyse, onun sonuna bir şey gelmiyor. Bir alkışlayalım Ertan Bey'i. Tabii mutlaka kullanmak isteyenler tabii için bir avantaj. Tabii. Buyurun. Şimdi 69 liraya kargo ve KDV bedeli ödemeden bayanlar ve erkekler sadece 5 dakika içinde. Ama sadece 5 dakika içinde ağrısız acısız bütün tüylerinden kurtuluyor. Erkeklerin olsun bayanların olsun rahatsız olduğu tüyler var. Mesela kimi erkeğin göğsünde çok çıkıyor, kiminin kolu çok kıllı oluyor. Kimi işte diyor ki ben işte vücudumda şuradan rahatsızım. Yazın denize gidiyor, meraklı gözler ona bakıyor. Pikniğe gidiyor, istediği şeyi giyinemiyor. Ve bir bakıyor omuzlarında tüy çıkmış veya çok terleme yapıyor, kurtulmak istiyor. Dolayısıyla güzel bir görünüme sahip olmak istiyor. Tamam, kışın burada bir mesele, bir sıkıntı yok ama mevzu bahis yaz olunca işte şortlar, sıfır kollar giyilmeye başlayınca oluyor. Erkekler ve bayanlar, baştan aşağı bütün vücudunuza kullanabileceğiniz bir tüy dökücüdür Epifinish. Ve diğer bütün tüy dökücülerden bir farkı vardır. Sprey halindedir. Yani atıyorum ben kolumdaki tüyleri dökmek istiyorum. Önce şu kolumu bir yıkıyorum, temizliyorum. Parfüm sıkar gibi koluma sıkıyorum. 5 dakika sonra nemli bir bezle siliyorum. Kol pasparlak. Sakal. Sakalları da şeye döküyor mu? Yok. Dökmüyor. Baştan aşağı dedik. Yani şu başınızdan aşağı. Adam yanlış yani parfüm diye kafaya sıkarsa ne oldu? Aman kardeşim dur. Yemin olsun vallahi burada seni bir kel yaparız. Kel Cemil olursun ondan sonra. Söğüt Çeşme'de Kel Cemil abi vardı. Ona da buradan selamlar. Öldüyse Allah rahmet eylesin. Evet. Ya abi bir şey diyeceğim. Senin tanıtımlarda niye böyle oluyor? Ya şimdi bu benim programa sen götürüp de bunu kaldırırsan yine satıyor yani. Onun için hani bayanlar alsın tabii ki ama tabii. Vallahi benim programı izleyen erkek de almasın. Bak ona göre söyleyeyim. Yani erkek de alırsa dokunuyor kanıma ya. Onun için. Sizi çaktırmadan alın o zaman. Bayanlar alsın, bayanlara tavsiye ederiz. O zaman ama şöyle bir şey yapalım. Tabii sizin tercihinizdir erkeklerin kullanıp kullanmaması ama size şunu söylüyoruz. 69 liraya kargo ve KDV bedeli ödemeden sadece 5 dakika içinde tüylerinizi döküyoruz. Şu an itibariyle 0216 641 48 48 numaralı telefonlardan arayanlar bunu alacak. Cemil Kaya'nın meşhur bir sözü vardır. Ne veriyorsan ben de bir tane eşantiyon vereceksin. Doğru mu? Evet. Her içeri geldiğinizde de aynı şeyi söylüyorsunuz. Ve ilk defa tanıtıyoruz değil mi size? Geçen hafta tanıtmadık bunu. İlk. Evet, bu hafta bunu reklam arasında görüşeyim. Program bitimde görüşelim. Lazım herhalde. Bana lazım değil. Bana lazım değil de yani hani... yani şey... Evet. Şimdi bir alana bakın. Bir alana... Bir tane bugün bu programa özel bir tanesini de yanında bedava veriyoruz. Ve bir tanesi ortalama normal tüy olanlar için 2 ay gidiyor. Bir tane de hediye verdiğimiz için 4 ay boyunca bütün vücudunuzdaki tüyleri 69 liraya kargo, KDV ödemeden vereceksiniz. 4 ayda ne kadar saç tıraşına para veriyorsun abi? Abi şimdi bak burada Murat Başkan'ım var şimdi böyle bakıyor adamın kafasında az tüy kalmış. Yani şimdi adamı tüy dökücü deme kafası olacak hepsini döktürecek şimdi yani ha. Şunu söyleyip bitirelim. Şununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. İzleyenler diyor ki tamam fiyatı güzel. 69 tabii işin esprisindeyiz. Tabii ki. Fiyatı 69 lira güzel. Sprey olması da güzel. Tamam 5 dakikada döküyor. O da güzel ama biz bütün tüy dökücüleri biliyoruz. Bunlar da haser çıkartıyor diyor. Hayır. Bakın içindeki formül sayesinde tüylerinizin diplerini yumuşatıyor. Ve zamanla daha az ve daha yumuşak çıkmasını sağlıyor. Ve dolayısıyla hani bir zaman sonra kurtuluyorsunuz demiyoruz ama
Çok çok geç belki kurtuluyorsunuz ama çok geç çıkıyor. 0216-641-48-48 arayacaksınız. 69 liraya bir tane alacaksınız. Biz bugün bu programı özel ikincisinde yanında bedava vereceğiz. Nasıl kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdiden bal olsa afiyet olsun diyecektik de buna ne deriz? Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz Ertan Bey'e, sağ olsun. Ben de teşekkür ederim. Numaralarımız zaten görüyorsunuz değerli evet. Dostlar. Bunun ismi ne abi? Epi Finish. Finish yani varış demek. Hedef yani. Evet. Thank you. Evet. Evet değerli dostlar, finale vardık. Epi finish demek, final demek. Yani hayırlı olsun. Ben ilk defa duydum, gördüm. Nasıl bir şeyse artık bilmiyoruz. Oynamaya hazır mıyız? Ekranlar başı hazır mısınız? İşte karşınızda Ankaralı Yasemin! Ver coşkuyu, ver! Veremez. Niye? Çünkü bilmiyor ne verecek, hangi şarkı verecek çocukcağız. Ona bir şey söylemedik, parçalarımız bitti. 8 numarayı göndersin. Güzel bir eserdi. Gönder. Haydi.
Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sustun, hayırdır? Sen işte beni terk mi ediyorsun? Hayır. Ah. Gerçekten yani tabii ki aranızdan ayrılacağım yani. Yavaş yavaş sanırım programın da sonuna geliyoruz. Daha varız, daha bir saatimiz var. Seni bir yarım saat sonra göndereceğiz. Evet yani işte. Bir aşk için ölür mü? Bak işte ben ölüyorum. Sevilmeden sevilir mi? Bak işte ben seviyorum, yollarını gözlüyorum. Oh. Karşımda bir güzel vardı, aklımı başımdan aldı. Beni sevdalara saldı, aşka beni atan güzel. Beni sevdalara saldı, aşka beni atan güzel. Şimdi sizler. Yürü biraz.
Haydi bakayım. Şaziment Aktaş ve Ramazan Ulu Başkanım için olsun. Bu eser onların özel bir isteğiydi. Biz Yasemin Hanım'dan bir eser daha alalım. Ondan sonra gönderelim. Bir doğum gününe katılacak yetişelim. Doğum günü vardı değil mi? Hemen eser alalım, gönderelim falan. Hemen ya Mehter maaşıyla geldi. İzmir maaşıyla geldi. Mehter öyle maaşıyla mi? Yolluyorum. Programımızın da son 10-15 yarım saatine kadar gelmişiz. Yasemin Hanım'dan şarkı almayalım. Alalım mı? Ya. Canlı mı? Cansız mı? Canlı okumayacağım tabii ki playback. Bilmiyorum ki. Gönderme kayın gönder. Tamam. Coştun. Haydi bakayım. Maşallah. Haydi. Coştun.